kim? Allah'ın meşiyeti ilahiyesi beşer üzerinde beşeri liyakat veya istihkaklara göre tecelli eder. Bir kavim kendini bozmadan Allah onlara zalim idareci göndermez. Beşeri liyakat, bu sözü unutmayın, veya istihkaka göre. Çünkü Peygamber kema tekûnû yüvelle aleyküm buyuruyor. Niye 7 Ekim seçimleri böyle oldu? Millet de cezaya müsaak oldu. Milleti idare edenler de. İdare edenlerin kusurlarından bir ikisini size söyleyeyim. Tayyip Bey, Alevileri memnun etmek için benim Ehl-i Sünnet diye bir dinim yok dedi. Bu söz yanlış bir söz. Benim dinim Ehl-i Sünnet. İslam eşittir Ehl-i Sünnet. Mezhep taassubum yok diyecekti. Ehl-i Sünnetim ama mezhep taassubum yok diyecekti. Ama yanlış konuştu. Davutoğlu, 99 tane kadın adayımız var dedi. Allah'ın sıfatları da 99'dur. Ben bu sözü duyduğum zaman dizlerimi dövdüm. Eyvah, bir cezai seza gelecek. Ceza gelecek. Sen neyi neye kıyas ediyorsun? İkincisi, bunlar milleti put yaptı. Millet bizim arkamızda. Ulan unutmayın, bu millet Mustafa Kemal'e itaat etmiş bir millet. Meziyetimizi de bilelim, kusurumuzu da. Millet korkak ve menfaatperesttir. İdealist adam milyonda birdir. Propagandaya da açıktır. Sen Allah'a güven, millete değil. Milleti put yaptı. Bundan en çok kim zarar gördü? Seçim arkasından hemen PKK sahneye çıktı. Kürtler zarar gördü. Şimdi sorarım size. Anarşist hadiselerin, terörist hadiselerden ölen şehitler 200'e varır mı? Zannetmiyorum. 100 küsur. 145 yazıyor. Ama biz 2000 PKK'lı öldürdük diyor. Bak, asıl dayağı kim yemiş? Asıl zararı kim görmüş? Onlar da hak etti. Çünkü ben televizyonda gördüm. Veladet Kandili'nde camide mevlüt okuyorlar. Öcalan'ın resmini mihraba asmışlar. İşte beşeri liyakat ve istihkak. Allah-u Azimişan, AK Parti'nin sağladığı refahın, iktidarın, AK Partililer de izahını onu Allah'tan bilemediler. Bak, ben ne söze her gün başlarken ama tevfik illa billah diyorum. Beni konuşuran Allah. Allah istemese ben şimdi hastanede olurdum. Bayramın ikinci günü hastanedeydim. Bugün de olabilirdim. Her vaka izni ilahiyle. Sen nimeti Allah'tan bil. Allah nasip etti. Millete olgunluğu, o anlayışı, o şuuru verdi. Beni iktidara getirdi de. Sen vasıtadan biliyorsun.